Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Kanuni sondaj gemisinin Türk Ali 2 kuyusundaki görev süresinin uzatıldığı açıklandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 15 Temmuz ile 13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kanuni sondaj gemisi için Navtex yayınladı. Yayınlanan Navtex'e göre Kanuni sondaj gemisi Türk Ali 2 gaz sahasında sondajına devam edecek. Yine gelen bilgilere göre Murat İlhan, Hakan İlhan gemilerinin Kanuni sondaj gemisine eşlik edeceği ifade edilmiş. ABD'ye gidiyoruz. ABD'de yeni bir uçağı görmektesiniz. ABD Hava Kuvvetleri tarafından uçuşa elverişlik onayı alınarak uçağın Hava Kuvvetleri yönetimi altında uçuş testleri devam ediyor. Geleneksel bir helikopterden 100 kat daha sessiz olması, bir elektrikli arabanın kilometre başına tükettiği enerjinin yarısını tüketmesinin amaçlandığı ifade edilmiş. Almanya'daki selden sonra Alman hükümetinin bağış talep ettiğini gösteren bir fotoğrafı görmektesiniz. Bu kadar zengin bir devletin halktan para talep etmesi Almanya'da tepkiyle karşılanıyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da doğu bölgesinde yani kısaca Hafter tarafında Türk bayrağına yapılanlardan sonra burada Libya basınına göre Türkiye yeni bir karar aldı. Trablus Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda Türkiye'nin elektronik vize vermeyi durdurduğu ifade edilmiş. Elektronik S vizesinden bahsediyoruz. Sadece Trablus ve Misrata'daki iki ofis aracılığıyla kişisel huzurlarda sunulması ile sınırlıdır şeklinde not düşürmüş. Libya basını bunun Doğu Libya'daki olaylardan sonra hükümetin ses çıkaramamasından kaynaklandığını ifade ediyor. Anılan tarihten itibaren sağlık tedavi amaçlı vize başvurularının başkent Trablus'ta veya Misrata'da yapılabileceği ifade ediyor fakat sadece sağlık amaçlı vizelerden bahsediyoruz. Diğer haberlerimize bakalım. Libya'da El Mahcup'tan açıklama geldi. Türk askeri varlığı halk tarafından ve uluslararası alanda reddediliyor. Türkiye Libya'da kalmayacak açıklamasını yaptı. Kendisi kim derseniz Sözde Libya Ulusal Ordusu Hafter Güçlerinin Ahlaki Rehberlik Dairesi Müdürü Tüm Genel Halid El Mahşup'tan bahsediyoruz. Türkiye'nin paralı askerlerini Libya'da tutmak için geçersiz bir anlaşmayı uyguladığını belirtiyor. Mahşub Sky News Arabiya yani Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı açıklamada Ankara'nın güçlerini ve paralı askerlerini ülkede tutmak için Meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi ile anlaştığını ve bunun geçersiz olduğunu söylüyor. El-Mahcup 5-5 ortak komitenin ateşkes şartlarını uygulamak için askeri kurumların birleştirilmesi dosyasını ele alabileceği bir zamanda paralı askerlerin ve bazı grupların Libya'ya nakledilmesinin Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu söylerken halkın Türk varlığını reddetmesi ışığında Türkiye'nin ülkeyi terk etmesi gerektiğini bunun fazla zaman almayacağını söyleyen saçma sapan bir açıklamada bulundu. Diğer haberimiz Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabashvili ile işbirliği zirvesi kapsamında Batum'da görüşeceğini açıkladı. Reuters'ta bir haber görmektesiniz. Rusya'nın Kommersant gazetesindeki iddiaya yer veriyor. Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan'daki üstlerini Afganistan'da istihbarat toplaması için ABD'nin kullanımını açmayı teklif etti. Rusya'nın bu karar almasının sebebinin ABD'nin bölge ülkelerde üst kurmak istemesi ve dolayısıyla Rusya'nın üst kurmak yerine kendi üstlerinden faydalanması için bu şekilde talepte bulunduğuna dair gerçekten çok ilginç bir haber servis edilmiş. ABD ile Rusya'nın asla karşı karşıya karşıya gelmediğini biliyoruz. Danışıklı dövüş yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi olmuş. Türkmenistan yetkilileri Türkmen-Afgan sınırına askeri ve tıbbi personel gönderiyor. Burada halkla da görüşmeler yapılıyor cümlesi kullanılmış. Burada Türkmenistan'da Meri 1 ve Meri 2 üslerinden ve Lebap, Taşoğuz ve Balkan illerinden ek birliklerin yanı sıra belirsiz miktardaki savaş helikopteri ve uçağının bazı üslere gönderildiği ifade edilmiş. Türkmenistan basını bununla ilgili koordinat bile paylaşmış. Zaten Google Earth üzerinden havalimanı resimlerine bakarsanız siz de görebilirsiniz. Türkmenistan sınıra konuşlandırmış durumda. Meri 2 hava üstündeki kuvvetler Türkmenistan savunmasının en iyileri cümlesi kullanılmış. ABD'nin gözünün üzerinde olduğu rivayet edilen seçkin bir paraşütçü birliğine ev sahipliği yapıyor ve Mayıs 2018'de Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov tarafından hızlı hazırlık tatbikatı sırasında ziyaret edilmişti. Bununla ilgili 2018'de çekilen videoyu da görmektesiniz. Dediğimiz gibi Türkmenistan'ın en özel birliklerinin buraya kaydırıldığı da ifade edilmiş. Üste baktığımızda zaten çok sayıda uçağı burada görmekteyiz. Afganistan'da Afganistan Savunma Bakanı Muhammedi Bismillah'tan açıklamalar geldi. Kendisi T'nin hedeflerine ulaşmasına asla izin vermeyeceklerini, toprak kaybetmenin doğal bir fenomeni olduğunu ancak toprağın asla savaşın kaderini belirlemediğini söyledi. Afgan Ulusal Ordusu Özel Kuvvetleri Komutanı Halit Amiri ise kanımızın son damlasına kadar savunacağız ve düşmanın şeytani hedefine ulaşmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. ABD'nin 31 Ağustos'a kadar güçleyen ülkeden çekeceğin açıklamasının ardından Afganistan'daki durum hiç iyi değil. Amerika'nın Sesi sitesini görmektesiniz. Şaka gibi bir paylaşım yapmış. Bizim askerimizin Afganistan'da ne işi var şeklinde burada Türk askerinden bahsediliyor. Fakat bunu yazan Amerika'nın Sesi yani ABD basını çok ilginç. Sanki ABD yıllardır orada ne işi var? Biz de kendilerine yıllardır ABD'nin orada ne işi var diye soruyoruz. Diğer haberimiz Aynı zamanda suda hareket edebilen amfibik yetenekli insansız hava aracını görmektesiniz. Hem karada, hem su üstü, hem de su altı hareket kabiliyetine sahip yeni insansız hava araçları dünyada tanıtılmaya devam ediliyor. Türkiye Etiyopya Dostluk Platformu tarafından yapılan duyuruda Türk bursuna başvuran Etiyopyalı öğrenciler Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın ofisinde sınava girdiler şeklinde fotoğraflar paylaşılmış. Yunus Emre Enstitüsü yani devlete bağlı enstitüler büyümeye devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü Ruanda'nın Giganko kampüsündeki kapılarını yakın gelecekte Ruandalılar açıyor şeklinde. Burada Londra'daki kampüsteki yenileme çalışmalarına dair Ruanda'dan 41 saniyelik bir video servis edilmiş. Diğer haberimiz Suriye ile Çin arasında görüşme gerçekleşti. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikat, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği siyasi ekonomik görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak çıkar konularını ele aldı cümlesi kullanılmış ki zaten hep bu cümle kullanılıyor. Suriye ve Çin'in geçtiğimiz günlerde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yılını kutladıktan işaret eden bakan bu ilişkilerin günden güne derinleştiğini söyledi. Buna karşılık planlama ve uluslararası işbirliği kurumu başkanı İmad Sabuni iki ülke arasında Çin-Suriye ortak komisyonunun yakında toplantısının yapılması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Görüşmelerin ardından Suriye ve Çin hükümetleri arasında ekonomik ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı anlaşma Sabuni ve Çin'in büyük Büyükelçisi Fang Bio tarafından imzalandı. Burada Çin tarafından Suriye'ye gıda yardımı yapılacağı ve Suriye Arap Kızılay'ına destek olunacağı ifade edilmiş. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.